Gençler selamlar, ben Sevmeyli Hoca. Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerini kaldığımız yerden yapmaya devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı da ben size söyleyeyim. Tam ve doğal sayılarda işlem üniversiteliğim testlerinden 4. testi çözüyoruz sevgili arkadaşlarım. Bu videomuzda aklınızda bulunsun. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar diyelim ve geçelim testimizin çözümlerine. Evet arkadaşlarım, demiş ki ilk sorumuzda bize a ve b birer tam sayı olmak üzere 5 artı a yıldız 2 eşittir 8 yıldız b çarpı 3 eşittir 15 eşitliklerinde yıldız sembollerinden bir yerine bölme, diğer yerine çıkartma işlemlerinden biri eşitlikleri sağlayacak şekilde yazılıyor. Buna göre a kere b kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir tanesi bunlardan bölmeymiş arkadaşlarım. Yıldızlardan birisi bölme, diğeri de çıkarma işlemi. Şimdi eğer ki bakın burada bölmeleri de iyi görün. Yani hani bölmeleri değil mi? Kısımları iyi görün sorunun üzerinde. Mesela bu kısım var, bu kısım var. Bir de 15 var değil mi? Bunların hepsi birbirine eşit. Şimdi arkadaşlar 3 ile bir şey çarpıldığı zaman 15 oluyorsa şurasının 5 olması gerektiğini bileceğiz. Şimdi 8'i arkadaşlarım ben bir şeye böldüğüm takdirde, bir tam sayıya böldüğüm takdirde 5'i elde edemem. Dolayısıyla burası eksiymiş. 8'den ne çıkarsa 5 kalır, tabii ki 3 çıkarsa. Demek ki bu da aslına bakarsanız bölüm işlemiymiş. Şimdi ben bir sayıyı 2'ye bölünce 15 sonucunu alıyorsam eğer, bu sayı 15'tir. Pardon, 30'dur. Çünkü 30'u 2'ye bölersek 15 gelir. 5'e a eklediğim zaman 30 geliyorsa tabii ki bu da sevgili arkadaşlarım 25'in ta kendisidir. A kere b sorulmuş. Biz a'yı 25 bulduk gençler. B'yi de 3 bulmuştuk. 25 kere 3 75 yapar. Cevabımız da bu şekilde denizli seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum. İkinci sorumla. N bir doğal sayı olmak üzere bu ifade sayı doğrusunda 0 olan uzaklığı en fazla n olan, n birim olan tam sayıların adedidir. Buna göre 2 çarpı x artı 22 eşittir 3 çarpı x eşitliğini sağlayan x doğal sayısı acaba kaçtır diye sorulmuş gençler. Şimdi öncelikle şu kısma bir bakmanızı rica ediyorum. Bu kısımda arkadaşlarım bu ne demekmiş bakın. Sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı en fazla 3 birim olan tam sayılarına dedi. Peki sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığı maksimum 3 olan hangi tam sayılar var? Eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var ve 3 var. Yani toplam 7 tane. 7 tane ise demek ki sevgili gençler şunun anlamı da 7'ymiş diyebiliriz. Şimdi gelelim şuraya. 2 tane şu şekilde çember x diyelim artı çember 22 eşittir. Bakın şuranın ben 7 olduğunu anlamıştım. 7 çarpı çember x diyelim. Şimdi burada 2 tane çember x, burada 7 tane çember x varsa bunu karşıya fırlatırsanız eğer çember 22 eşittir 5 çarpı çember x'tir deriz. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar şu kısma gelin bakalım. Bakın burada sayı doğrusu üzerinde 0 olan uzaklığı maksimum 22 olan tam sayı adedi demiş değil mi? Burada da şu anekdota bakalım. Mesela bu 2 olmuş olsaydı ne olurdu? Bak ben sana söyleyeyim, bu 5 olurdu. Neden biliyor musun? Eksi 2'den eksi 1, 0, 1, 2. Eksi 2'den 2'ye kadar bak şu ikisi simetrik, şu ikisi simetrik, zaten ortada da 0 mutlaka olacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 2 katının bir fazlası kadar bize sonuç veriyor. Bak 2'nin 2 katı 4, bir fazlası 5. Mesela şu ne olurdu? Bu da 2 katı 2, bir fazlası 3 olacaktı. O zaman 22 ne olur? 2 katı 44, bir fazlası 45. Yani burası 45 eşittir 5 çarpı çember x diyelim. Şimdi o zaman 5 ile neyi çarparsam 45 yapar, 9'u, demek ki burası 9'muş ve bunun 9 olabilmesi için ikisinin kaç olması lazım? 4 olması lazım ki 2 katının bir fazlası 9 olsun. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneğinde verilmiştir deriz. Cevabımız 4'tü arkadaşlar. Ve devam ediyorum 3. sorumla. M, T ve N birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri her kutuya farklı bir işlem gelecek şekilde yerleştirilerek aşağıdaki düzenek oluşturuluyor. Bu düzenekte işlemler soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru yapıldığına göre M artı T artı N toplamı kaçtır diye de sorulmuş bize. Şimdi 9'da 3 işleme sokulup M bulunmuş. Tabii ki burası çarpma olabilir.
toplama olabilir, fark olabilir veyahut arkadaşlarım bölme olabilir. Bunların her biri olabilir. Peki bununla iki işleme sokulmuş ve T sonucu alınmış. T ile de T işleme sokulup M alınıyor ve en son yine M ile N işleme sokulup 12'nin alındığını söylemiştik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bakın arkadaşlar, eğer burası çarpım olmuş olsa burası 27 olurdu. 27 ile 2 tamam bölme işlemi içerisine sokulamaz çünkü 27'yi 2'ye tam bölünmez. Ya çıkarılacak ya da toplanacak. Eğer ki arkadaşlarım çıkarırsam ben bunu, bakın şuraya çarpma dedik. Burayı çıkarırsam buranın sonucu 25 yapacaktır. Ve daha sonrasında çarpma ve çıkarmayı kullandık, artık bölme ve toplama kaldı. Pardon, aynen bölme ve toplama kaldı, şunları kullandık. Eğer 25 ise burası, burası da 25 olur ve bunların toplarsam eğer, örnek veriyorum, burası 50 gelecektir. Şuraya bölü yazmanın bir mantığı kalmıyor. Niye? 50'yi N'ye böldüğümüz zaman 12 sonucuna ulaşamayız. Dolayısıyla gelin şurayı bölelim. Şurası bölüm olsun. Burası toplam olsun. 25 bölü 25'ten M 1 gelir. Bakın M 27 idi, M 1 oldu. Demek ki bunlar arkadaşlarım yukarıdaki işlemlerimizden bazıları hatalı. Şuraya çıkarma demiştik, örnek veriyorum. Burası çıkarma olmayacakmış. Şimdi çıkarmayı ve toplamayı tekrardan kullandığımızı silelim. Çarpmayla ilerliyorum hala. Peki arkadaşlarım, burası 27 iken ne demiştik? Bölü işlemi olamaz. Az önce çıkarmıştık, o da olamaz. O zaman mecbur toplayacağız şimdi. Ve burası 29 olacak. Ve ben toplamayı kullandım. Şimdi burası 29, burası 29 ise 29'dan 29'u çıkarırsam 0 olur, M'ye uymaz. Bölersem 1 olur, gene uymaz. Demek ki arkadaşlarım en baştaki çarpma işlemi değilmiş diyeceğiz. Madem çarpma işlemi değil, şöyle gösterelim. Gelin arkadaşlarım bunları toplayalım. Toplarsak M kaç gelir? 12. Şimdi 12 ile 2 var elimizde. 12 ile 2 varken ben bunları birbirinden çıkarırsam değil, bölersem diyelim. Bölersem, gördüm şu an cevabı. 12'yi 2'ye böldüm. 6. Bakın T de 6'ydı. Ben burada toplamıştım. 6 ve 6 kaldı. Oldu mu? Yine olmadı arkadaşlar. Değil mi? Aynen olmadı. Çünkü 6 ile 6'yı şurada bölmüştük. Çıkarırsam veya çarparsam 12'ye eşit olmaz. Dolayısıyla sevgili gençler, şu artıyı da sildim ve diyeceğim ki ben 9'da 3'ü az önce toplamak olmadı. Bu olmadı. Şimdi çıkaralım. 9'dan 3'ü çıkardık, 6. Eğer ki arkadaşlar, eğer ki ben burada M'nin tekrar 6 çıkmasını istiyorum ya, şu kısmın arkadaşlarım 3 artı 3 olursa beni kurtarır. Bakın toplamayı da kullandım. 6 ile 2 ile 3'ü elde etmek için de bunları bölmem gerekiyor. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 3 artı 3 6 ve son olarak kullanmadığımız ne kaldı? Bakın bölüyü kullandım, çarpı kaldı. 6 çarpı N'de 12, demek ki N kaçmış? 2. Şimdi M'yi kaç bulduk? 6. T'yi kaç bulduk? 3. N'yi kaç bulduk? 2. Artık bunları toplamanın zamanı geldi. Toplarsam ben bunları, cevap kaç gelir? 11 gelir. Üf, ne uğraştırdı be. Değil mi? 11. Devam edelim arkadaşlarım 4. sorumuzda. İşlem önceliği ile ilgili sınıf panosu hazırlayan Mustafa bilgisayarında hazırladığı bir hesabın çıktısını alıp matematik köşesine asacaktır. Mustafa yazıcıdan çıktıyı alırken hesaptaki bir rakamın ve bir 4 işlemin üzerine yazıcının şekildeki gibi mürekkep akıttığını görüyor. Buna göre yazıcının üzerine mürekkep damlattığı sayı kaçtır diye sorulmuş. Bakın şurada artı 6 var. Bu artı 6'yı karşıya gönderelim gençler. Burada 24 kalsın ve şurayı kaldıralım artık. Şimdi bizim elimizde 4 çarpı 7. Burada bir işlem var. Bu işlemin ne olduğunu bilmiyoruz. 12 bölü bir işlem daha var. Ve ben buranın ne olduğunu biliyorum artık, 24. Bakın arkadaşlar, öncelikle şu kısmı hesaplayacak olursanız burası 28'dir. 12'yi bir şeye bölmüş, 12'den daha küçük bir sayı olacak değil mi artık burası? 12 bölü bir şey daha küçük bir sayı olacak ve sonucunda 24 çıkmasını istiyoruz açıkçası. Şimdi ben buradaki 28 ve daha küçük bir sayıdan 24 elde edebilmek için bundan bunu çıkarırım, derim ki şurası da 4 olsun kardeşim. 28'den 4 çıkarsa 24 kalır. O zaman 12'yi neye bölersem 4 olur? Tabii ki 3'e. Demek ki yazıcının mürekkep damlattığı sayı 3'müş diyeceğiz. Cevap Bursa olacakmış sevgili arkadaşlar. Ve 9. sayfa. 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları aşağıdaki kutuların içine her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştiriliyor. Buna göre işlem önceliği dikkate alınarak işlem yapıldığında A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 6'dır demiş bize. Şimdi en büyük tam sayı değerini bulabilmek adına arkadaşlarım
İşlem önceliğine dikkat edeceksek önce şu kısmı yazacağız. Önünde de eksi olduğunu unutmayın. Demek ki ben buraya olabildiğince küçük sayılar yazacağım. Ve bir de bölümümüz var, unutmayın. O halde arkadaşlarım burayı küçük çıkarabilmek adına şu işlemleri yapabiliriz. Örnek veriyorum, burayı 1, burayı 4 seçersem 1 kere 4 4 yapar. Bölü, 4'e bölünebilen ne var? 2 var. 4'ü bölebilen ne var? 2 var. Şimdi 4 bölü 2, 4 2 yapar. Önünde de eksi var da eksi 2. Şimdi 4'ü, 2'yi ve 1'i kullandım. 5 ile 3 kalmıştı. 5 ve 3'ü de buraya rastgele, hangisi hangisinin olduğu önemli değil. 5 ile 3 topladım. 8, 8 eksi 2. Maksimum değer kaç geldi? 6'ya. Ben adam zaten 6 demişti. Birinci öncülümüz doğru. Şimdi geçelim ikinci öncülümüze. Şu kısmı silelim arkadaşlar. İşlem önceliği dikkate alınmadan işlemler soldan sağa doğru sırasıyla yapılırsa, tabi bu sefer demiş ki A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 25'tir demiş. Şimdi işlem önceliğini dikkate almayacaksam ama çarpmayı ve bölmeyi de burada görüyorum. Ben bir sayıyı 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölersem sayılar olabildiğince küçülür ama 1'e bölersem hiçbir şey değişmez. Dolayısıyla 1'e, 1'e bölelim. Çarpımın sonucu da sevgili arkadaşlarım çok çıksın diye ben buraya ne yazarım? Bir tanesine 5 yazarım, ötekine de 4 yazarım. Hatta şuradaki sayıyı şununla çarpacağım için buraya 5 yazarım. Tamam, çok güzel. 4'ü karıştırmayalım şimdi. 4'ü buraya yazmam çünkü önünde eksi var. Neleri kullandım? 5'i ve 1'i kullandım. 4, 3 ve 2 kaldı. Buraya 4, buraya 3 ve tabii ki buraya da eksi 2 yazarım. Bakın 4, 3 daha 7. 2 çıkardım 5. Burası komple 5'miş. 5 ile 5'i çarptım. 25 bölü 1. 25 bölü 1'den 25 geldi. Bu da maksimum değerdir. Bize zaten 25 demiş. İkinci öncül de doğru. Ve son öncülüm. İşlem önceliği dikkate alınarak işlem yapıldığında A değeri hiçbir zaman 0 olamaz demiş. Büyük bir iddia. Bakalım. 0 olabilir mi, olamaz mı? 0 yapmaya çalışalım. 0 olması için 6 ve 9 olmaz. 8, 8'i yakalayabiliriz belki. Bakın 5 ile 3'ü şuraya yazsam 5 artı 3 kaç yapar? 8. İşlem önceliğini dikkate alarak yapıyorum. 5'i ve 3'ü kullandım. 4, 2 ve 1. Eksi 8'i elde edebilir miyiz? Ederiz. Şuraya 4'ü, buraya 2'yi, buraya 1'i yazarsam bakın. 4 kere 2, 8. 8'i 1'e böldüm. 8. Önünde de ne var? Eksi var. 8 eksi 8'den ne geldi? 0. 0 olamaz demişti. Oldu. O zaman 3. öncül yanlış. Cevabımız neymiş? 1 ve 2'ymiş gençler. Devam ettim 6. sorumla. Yukarıdaki sayı doğrusuna yerleştirilen A, B ve C tam sayıları için aşağıdakiler bilinmektedir. Aynı zamanda A'nın eksi 8 ve C'nin de 15 olduğunu vermiş bize. A ile B arasındaki tam sayı adedi B ile C arasındaki tam sayı adedinden fazla demiş bakın. Şimdi A ile B arasında daha fazla tam sayı varsa demek ki bunların ortalaması şurada bir yerde. B de ortalamanın sağ tarafında kalıyor. Dolayısıyla ortalamayı bulacağız. Eksi 8 ile 15'i toplayıp 2'ye böleceksiniz arkadaşlar. Toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman 3,5 gelir 7 bölü 2'den. Demek ki şurası 3,5. Yani tam orta. Ve 3,5'tan daha büyük olduğunu görüyoruz artık B'nin. B 3,5'tan büyük. Şimdi B'nin alabileceği değerler mevcut. B'nin alabileceği ilk değer 4'tür örnek veriyorum. Peki 4'ün bakın ne yazıyor? B noktasının başlangıç noktasına yani 0 olan uzaklığı C noktasına yani 15 olan uzaklığının azdır demiş. Şimdi 4'ün 0 olan uzaklığı 4, 15'e yani C'ye olan uzaklığı 11. Bakın bu olur. 4 11'den küçük çünkü. B 5 olursa burası 10 olur. 5'in 0 olan uzaklığı 5, 15 olan uzaklığı 10 çünkü. Bu da olur. 6 için sevgili gençler 9 olur, olur. 7 için 8 olur, olur. 8 için 7 artık bakın olmuyor. Yani 8 için 7 olur ama 8 7'den küçük değil. Demek ki arkadaşlarım B'nin alabileceği değerler şunlar. 4, 5, 6 ve 7. Bunların da toplamı kaç yapar? 22 yapar. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve devam ettim 7. sorumla. Bu benim son sorum olması gerekiyor bu testte. Aynen öyle. Demiş ki aşağıdaki dairesel hücreleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri birer defa yazılarak oluşan işlemlerin soldan sağa, yukarıdan aşağıya sonuçları boş olan kare hücrelerde belirtilecektir denilmiş. Bakın şu, şu ve şu soldan sağa şu işlem yukarıdan aşağıya. Dairesel hücrelerde kullanılan işlemler rengine göre aşağıda yerine yazılırsa bu işlemin sonucu, şu işlemin sonucu ne olur diye sorulmuş. Şimdi bakalım ne yapabiliriz, ne diyebiliriz? Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme kullanacağız. Şimdi eksi 8 ile 2'miz var. Eksi 4 ile 1'imiz ve 14 ile 2'miz var. 14 ile 2'yi bir işleme sokup cevabı 12 buluyorsak burası mutlaka ama mutlaka negatiftir, eksidir. Tamam, şimdi elimizde çarpma, toplama ve bölme kaldı arkadaşlar. Çıkarmayı kullandık. Güzel. Çıkarmayı kullandığımıza göre eksi 4 ile 1'i ya çarpacağız. Bakın ya çarpacağız, ya böleceğiz ya da toplayacağız. Ve sonucunda 12 gelmesini istiyoruz. Eksi 4 ile 1'i
Eğer ki ben toplarsam burası eksi 3 gelecektir. Burası eksi 3 gelecektir. Ve ben eksi 3'ten bir 12 elde etmeye çalışıyorsam arkadaşlar. Şurayı ne dedim ben? Toplarsam dedim. Eksi 3'ten bir 12 elde etmeye çalışıyorsam. Çarpma işlemini kullanırım. Şunu kullandım. Çarpma işlemini kullanırım. Çarpma işleminde şuraya ne yazarım? Tabii ki eksi 4 yazarım. Eksi 4 kere eksi 3 12'dir. Buraya da bölü yazarsam eksi 8'i 2'ye böldüğüm zaman eksi 4 geliyor zaten. Bakın bütün işlemlerde sağladı. Peki şimdi bunları yerine yazalım. Sarı bölmeydi. Mavi çıkarmaydı ve yeşil de çarpmaydı. Şimdi arkadaşlarım eksi 2'ye eksi 1'e böldüğünüz 2 bölü. Eksi 4'ten eksi 3'ü çıkarırsanız eğer 1 gelir. 2'yi 1'e böldükten sonra 2 cevabını bulursun. Çarpı. Şurası ne? Eksi 1 özür dilerim. Bakın eksi 4'ten eksi 3'ü çıkardık. Eksi 1. Eksi 2 gelecek buranın bölümü. Eksi 2 ile de eksi 5'i çarparsanız eğer 10 cevabını bulursunuz. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Evet. Böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlarım. Sonraki videolarda ve sonraki testlerde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Ders çalışmayı, bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Hoşça kalın.